Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle nişan ve düğün albümü hazırlıklarımızı, nerede yaptırdığımızı ve nasıl bir serüven yaşadığımızı anlatacağım. Öncelikle nişanımdan başlayalım. Nişanı biz biliyorsunuz Ankara'da oturuyoruz. Göksu Parkı'nda gerçekleştirdik. Nişandan daha sonra oldu bizim çekimimiz. Ve çekimimizi bir arkadaşımızın profesyonel bir fotoğraf makinesiyle gerçekleştirdik. Canon markaydı diye hatırlıyorum. Toplamda 40-50 fotoğraf falan çekmiştik güzel. Bunları ben bir hafta öncesinde nişanda ve düğünde, bir hafta öncesinde eşimle beraber gidip hem orada gezdik hem de etrafa baktık nerelerde hangi pozları çekebiliriz diye. Bir de ben internetten 1-1,5 hafta kadar pozlara baktım. Hani farklı pozlar aradım açıkçası. Ve 75 tane poz kendi kafamda tasarladım. Ve onları gezdiğim yerlerde oturtturdum. Sağ olsun eşim de beni kırmadı. Hani gezdirdi oraları. Ardından arkadaşımızın fotoğraf makinesiyle fotoğraflarımızı çektik. Daha sonra biz bilgisayarcı olduğumuz için Photoshop işlemlerini de gerçekleştirdik. İnternet üzerinden 200-250 TL civarında arkadaşımızın da fotoğraflarına 100 TL verdik açıkçası. Hani hediye edecekti ama yine de biz kırmızı hani vermek istedik yine de. Yani toplamda 300-350 TL'ye nişanımızın fotoğraflarını gerçekleştirdik. 35-65 bir albüm boyutunu var. Bu arada teknik bir bilgi vereyim. Genelde 40 poz istiyorlar ve 10 yaprak oluyor. Hani ekonomik bir paket. İşte içinde neler var? 2 tane cep albüm ya da 2 tane aile albüm oluyor. Cep albüm şu kadar bir şey oluyor. Aile albümleri daha büyük oluyor. Ve cep albümler bence hiç güzel değil. Ben pek beğenmedim. Boyut olarak hiç iyi değil. Bir de 50-70 poster vermişlerdi. O da duruyor zaten, bir işe yaramadı. Ama albümümüz çok güzel. Biz nişanda panoramik, düğünde de kristal albüm tercih ettik. Panoramik albüm ve kristal albüm hangisini tercih edersin derseniz, kristal albümün görüntü kalitesi daha cam gibi, böyle canlı. Panoraminki ise birazcık daha, ona göre daha saydam duruyor, daha az parlak duruyor. Ama hani fiyat açısından kristal tabii ki daha pahalı. Ama tabii biz panoramik tercih ettik. Ve nişanımızın da düğünümüzün de 35-65 bu boyutları enine değil pardon boyuna. Yani panoramik hani tercih edilebilir aslında. Çok da güzel. Ben çok memnunum. Kaliteli bir yerden alırsan kaliteli oluyor. Onun dışında kristal de tabii ki de daha kaliteli. Hani hangisini tercih edersen dersen, ben yine kendi fikrim gene gerçekleştiririm. Nişanda panoramik, düğünde ise kristal tercih ettim. Dediğim gibi 300-350 TL civarında geldi. İnternetten ben fotoğrafçıya gidip de çıkarttırmadım fotoğraflarımı. Onun yerine internetten sipariş verdim. Sanırım peki içerisinde dediğim gibi az önce 2 tane cep albüm geldi. Onları annem ve kayınvalidem bile verdik. 50-70 poster geldi. Dediğim gibi duruyor. Onun dışında şu şekilde poşeti geldi. Şunu şuraya atalım. Bu şekilde bir kutusu geldi. Nişanımızın neyi? Düğün davetiyesi. Daha doğrusu nişan davetiyesi bu şekildeydi. Bunu da görmüş olduk. İlk bunu seçmiştik. Arkası da böyleydi. Onun dışında düğünümüzün albüm kapağı. Albümümüz bu şekilde boyutu. İçerisinin kalınlığını şu şekilde gösterebilirim. Hani ben daha sonradan tesettüre girenlerden, hani evlilikle beraber tesettürü seçenlerden olduğum için şu an gösteremiyorum ama dışı böyle bu şekilde. Bu önü arkası simli. Kapaklı bir şekilde geldi. 10 yapraktan oluşuyor. Yani toplamda 40 poz var içerisinde. Hani bazı yerlerinde düz bir şekilde, bazı yerlerinde bütün bir şekilde, bazı yerlerinde bölümlü bir şekilde. Ve bu şekilde de muhafaza ediyoruz. Hani 2 senedir duruyor bizde. Hatta nişanı 17 Nisan'da nişanımız olmuştu 2016 yılında. Neredeyse 2,5 sene oldu. 2,5 senedir çok şükür bir şey olmadı. İlk geldiğinde sadece çok böyle yapışkan kokuyordu. Hemen imal etmişler, kargoya vermişler. Bu arada kargo ücretsiz
300-350'nin içerisindeki kargo ücreti ödemedim. Yani böyle güzel bir albümümüz oldu. Nişanımız böyleydi. Göksu'da gerçekleşti. Onun dışında bu arada nişanın rengini ben seçtim. Düğününkini eşim seçti. Düğünümüz de nerede oldu? Altın Park'ta gerçekleştirdik. Dediğim gibi düğünden bir hafta önce gene hem gezmek amaçlı hem de oradaki poz yerlerini belirlemek amaçlı Altın Park'ı gezdik. Daha sonra Altın Park'ta hani gene bir de bunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi ben internetten 75 tane poz buldum. Ama çok çok güzellerini, en çok beğendiklerimi nişanda kullandım. Bundan dolayı ben videonun sonunda 75 tane pozumu, internettekileri, tabii ki kişileri, tanımadığım kişiler, kendimkileri de koyamadım. Tanımadığım kişiler olduğu için hepsini buzladım kafalarını gerçi ama sonuç itibariyle nasıl bir poz oldukları, eğer işinize yararsa sizlere de hani arşivimden göstereyim dedim. Bölümümüzü kestiğinde 2-3 saniyeli koydum zaten. Hani eğer sizin de böyle bir işte düğündü, nişandı varsa bunları kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir dipnot geçeyim. Ben her şey çok güzeldi. Her şey planladığım gibi gitti. Böyle bir zaman sorunu yaşamadık önceden planlandığı için. Güzel, rahat, mutlu bir şekilde işlemimizi gerçekleştirdik ama şöyle bir küçük dipnot geçmek istiyorum. Ben dediğim gibi nişanda en güzellerini nişanda kullanmışım. Ama düğünde az daha güzel olanları kaldı. Bundan dolayı da işte böyle bir paylaştırma konusunda pek başarılı olamadım. Bu aklınızda bulunsun. Nişanı da düğünü de ona göre belirleyin. Bu arada bir de şey hani giriş ve çıkışlarda hani kapaklarındaki mesela ben kapaklarımı ikisinin de hem nişanımın hem de düğünümün kapaklarını böyle arkaya dönük veda eder gibi hani bu şekilde. Nedenini bilmiyorum ama öyle istedim. Hani bu da sizde bir fikir olabilir diye söylüyorum. Bu dipnotun ardından düğüne geçelim. Dediğim gibi Altın Park'ta gerçekleşti düğünümüz. Zün çekimi. Düğünden önce oldu. Ve yine dediğim gibi söylüyorum. Planladığımızdan dolayı hani rahat bir şekilde sınırlama olmadan, zaman sorunu yaşamadan gerçekleştirdik çekimleri. Yine dış çekim, yine arkadaşımız çekti. Ama bu sefer kristal albüm özellikle istediğim için internetten sipariş veremedim. Bizim evin karşısında bir fotoğrafçı var. Oradan istedik. Ve benim internette bulduğum siteyi kullanıyordu kişi. Orada ben eğer internetteki kişi kabul etmedi. Hani dışarıdan bireysel olarak almıyoruz dedi. Fotoğrafçılarla anlaşıyoruz dedi. Bundan dolayı kabul etmediği için kristal albümü fotoğrafçıda çektirdim. Normalde hani fotoğraf çekimi olsaydı 1500 liraydı ama biz 800 TL'ye anlaştık. Onun içerisinde de iki tane albüm, aile albümü. Bir de gene 35'e 65 büyük albüm vardı. Kristaldi. Bu kapağı bu şekilde ismimiz yazıyor üstünde. Onun dışında da dediğim gibi bunu da eşim tercih etti rengini. Bu kutusu bu şekilde. İçinde de kendisi var. Hani şu şekilde göstermek amaçlı olarak şöyle göstereyim. Bu arada çiçeğimi ben yapmıştım. Cam şeyi kristalin görüyorsunuz aradaki farkı. Sesi de böyle çıkıyor hatta. Dediğim gibi bu kutusu. İçinde bir de kendisi yer alıyor. Bu da yine 40 pozdan oluşuyor. Gene 10 yaprak. İçini bu sefer fotoğrafçı düzenledi. Hani daha farklı yaptı. Başka motifler falan da eklemiş. Bunun açıkçası işçiliğini daha çok beğendim. 800 TL'ye anlaştık dediğim gibi. Hatta iki taksit yaptı. Bu şekilde yani 800 lira oradan, 300 lira oradan 1100 TL'ye getirdim ben nişan ve düğün albümlerimi. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir şey var. Ben bunu Gitti Gidiyor'dan aldım. Kaç TL'ydi ya? 30 muydu, 40 mıydı? O civarda bir şeydi sanırım. Şu an hatırlamıyorum. Yine ücretsiz kargo. Bunun içerisinde böyle 100 tane albüm yeri var. Nişanımızın, kınamızın ve düğünümüzün düğün salonundan gelen bu fotoğrafları, çıktıları kaybolmasın diye hani nişan, kına ve düğün diye bu şekilde sıraladım. Böyle bir şey de aklınızda bulunabilir hani fikir niyetinde.
hani görseli de çok güzel duruyor ve dediğim gibi hani o kadar da pahalı bir şey değildir. Gidiyor oradan bakabilirsiniz buna. Benim 100 tane falan toplamda nişan kına düğünden gelen fotoğraflarım olduğu için 100'lü buldum. 200, 300, 400'lü onun boyutuna göre vardı. Bu kadar anlatacaklarım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi kesinlikle bekliyoruz. Videomuz burada bitmiyor. Şimdi resimleri dediğim gibi 75 tane pozu, tabii kafaları buzlu bir şekilde. Sizler izleyeceksiniz ikişer üçer saniye. İsterseniz fotoğrafları sizler benim gibi yapmak isterseniz, eğer güzel bir fotoğraf makineniz varsa telefonunuza kaydedip bu şekilde çekim yapıp daha uygun fiyata ve kendiniz isteyerek hani istediğiniz pozlarla, ben zaten bunu daha çok istiyordum. İstediğim pozları kullanmak istiyordum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız bu bir kılavuz olsun niteliğinde bu videoyu çektik eşimle beraber. Bu kadar. O zaman size resimlerle iyi seyirler diyelim. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.